Evet arkadaşlar, selam. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Sizin seyrettiğiniz öncelikle şu 10 saniye Kinai Antik Kenti ve bu videonun editini burada yapıyorum. Her videomda bildiğiniz gibi herhangi bir konu seçmiyorum, doğa şema ne çıkacaksa. Sadece oğlum Sarp'a Likya medeniyetinin gerçek izlerini, gerçek tiyatronun ne olduğunu, gerçek taş işçiliğini göstermek istedim. O yüzden de Kaş'ın çok önem vermediği ama benim için ilk beşte olan antik kentlerden birindeyiz. Bir tepedeyim. Seste sıkıntı olabilir. Ancak yapabileceğim bir şey yok. Keyifli bir video. Bence arkanıza yaslanın ve izlemeye başlayın. Anlatı diyoruz. İnsanın hayatında anlatı, bilgi, düşünce, kendi öz benliğinle karar verme yetisini çıkartıyor. Bu bizim coğrafyamızda, bundan önceki videolarımda anlattığım üzere pek yerini bulan bir obje değil. Neden buna obje değil diyoruz? Çünkü meta olarak görüyoruz. Objeden kastım bu. Hayatta gördüğümüz her şeyi maddeselleştiriyoruz. Ve son maddenin de para olduğunu bildiğimiz için dinler, yaşayış, kişilik, özbenlik, toplumsal ilerleyiş paranın üstüne kuruluyor ve bir toplum yaratıyoruz. Yalanla, dolanla dönen özellikle bu dünyada ve tamamıyla bizim coğrafyamızda hala geçmişin tozundan geleceğin izlerini çıkartmayı beceremiyoruz arkadaşlar. Keyif aldığım bazı konular vardır. Yani normal anlamda hep söylerim, eğer araştıracağınız konuyu çok iyi seçerseniz ve onun tarihsel döngü olarak geçmişine giderseniz bilin ki doğru yoldasınız. Çünkü tarihsel noktada yanlışı yakalamanız çok kolaydır. Çünkü tarihi bir kişi yazmaz. Bir toplum yazmaz. Bir millet yazmaz. Dünya üzerindeki o coğrafyaya yakın olan her bölge etkilenir ve yazar. Hani Muhammed'in ayı yarma olayını hiçbir yerde okuyamıyoruz, göremiyoruz, araştıramıyoruz. Tarihsel verileri, Avustralya'dan bile görülecek olayı kayıt olarak alamıyoruz ya. İşte tarih burada devreye girer ve bir şeyin gerçekliğini ve yanlışlığını size düşünce seli olarak bırakır. Siz düşüncenizde eğer bu konuda ne olursa olsun ben buna inanıyorum derseniz inanırsınız. Hayır, böyle bir şey yok, bu konuyu araştıracağım moduna girerseniz, ben ikna olacağım derseniz de doğru bir insan profili olarak yolda yürümeye devam edersiniz. Hayatım benim Anadolu coğrafyasının öncesinde insanın yeryüzünde ayak izlerini arayarak geçti. Hayvanlarla, bitkilerle, yaşantısıyla geçti. Tıbbın doğuşuyla geçti. İnsanların erken yaşta ölümü, kadınların o zorlu doğum dönemleri, hayvanların insanlara karşı üstün olduğu zamanlarla geçti. Bahsettiğim dinozor çağı değil. Yakın dönem. Çok uzağa gitmeyin. Göbekli Tepe. Yani mağarada yaşayan insan figüründen bahsediyorum. Biz çok yakın tarihimizde, yani Karahan Tepe, Mardin, Adıyaman, Urfa, bu bölgeleri ele aldığımızda zaten insan için, tarih için anlatılan ne varsa ilklerini göreceksiniz. Ne zaman ki Mersin, Tarsus, Hatay, Adana bölgesine giderseniz de yakın tarihi göreceksiniz. Yani milattan önce 500 ve bugüne olan akımları göreceksiniz. O yüzdendir ki tarih bize aslında mümkün olduğu kadar çok veri vermekte arkadaşlar. Ben
kendi çevreme, özellikle sıkılgan kendi çevreme, hep kendileri doğruyu bulsun, araştırsınlar, okusunlar dedikçe bir şeyin farkına varıyorum. İnsan tembel. Bir veriyi alıyor, en az 10 videomda söylediğim gibi kopyala yapıştır yapıyor. Çünkü bana güveniyor. Kopyalayıp yapıştırıp onu Twitter'da, Facebook'ta, bir aile ortamında mangal yaparken ya da bir futbol maçında maç izlerken devre arasında bir başkasına satıyor. Buna bilgi kirliliği diyoruz. Çünkü bir bilgiyi doğru da olsa aldığınızda üstüne gidip araştırmadıktan sonra o bilgiden çıkacak doğru bir pay yok. Aynı şu anda gördüğünüz sedir kozalağı gibi. Asas yaylasındaki o cennet sedir ormanları gibi. Yakın tarihimizi araştırdığımızda sanırım iki video önce Ugarit'le ilgili bir konuşma yaptım ve dedim ki inceleyin. Bugünkü Türkiye'yi anlamamız için de çok net, çok net. Bakın, herhangi bir internetteki arama motoruna İslam ve Emevi ilişkisi yazdığınızda, Emevi Muhammed ve halifeler yazdığınızda ya da Muaviye Ebu Sufyan Muhammed ilişkisi yazdığınızda bugünkü Anadolu coğrafyasında yürüyen ticari, siyasi, eğitime ait, insan ötekileştirmesine ait her detayı göreceksiniz. Genelde arkadaş ortamlarında konuşurken işte kimi ateist, kimi üç kutsal kitaba inanan tipler, tek gözümü kısarak şöyle bir bakarım. Hani neyin bilgisini bana veriyor? Bir ayetle mi, bir duayla mı? Okuduğu o dinin yazdığı bir, hani İslam ansiklopedisi gibi bir kitapla mı geliyor, ona bakarım. Oysa tarihle baktığınızda çok basit bir şey. Nedir? Son peygamber olarak üçüncü din, son din ve son peygamber. Ve kitapta da yazan, ben artık dini sonlandırdım. Yani oluşturdum ve bu son halidir. Hadi yürüyün denilen kitapta son peygamber kitabı yazamıyor. O yazamadıktan sonra onun bırakabileceği bir nokta da kalmıyor. Sakife'nin terasında, öyle diyelim, çok büyük bir aşiret bu arada Sakife. Hani dört halifeye de kök söktürmüş, kendi dediklerini yaptırmış. Buradaki Sakife olayı hafife alınacak bir nokta değil. Oradaki karar mercileri Bekir'i, sonrasında Ömer'i, sonrasında Osman'ı ve sonrasında Ali'yi getiriyor. 30 yıl arkadaşlar. Yani İslam peygamberi Muhammed'den 30 yıl sonra 4 halife de öldürülüyor. Bundan önceki videolarımda söyledim. Bekir için bazı kişiler şerh koyabilir. Ben araştırdığım, okuduğum tüm kayıtlarda zaten öyle bir siyasi çekişme var ki, öyle bir farklı dinlerden boylar var ki, daha Muhammed ölür ölmez biz artık vergi vermeyeceğiz, peygamber öldü, vergiye gerek yok moduna giriyor. Burada algılamamız gereken tarihsel boyut şu: buraya kadar anlattıklarımızı hepsini biliyoruz. Ümeyoğulları, Haşimoğulları, peygamberin soyu Haşimoğullarıyla Ümeyoğulları, yani Muaviye'nin de soyu olan Muhammed'in düşmanı Ebu Sufyan'ın arasındaki savaş ilişkileri, birbirine düşmanlıkları, yüzlerce binlerce kişinin katledilip Mekke alındıktan sonra da bir birliktelik sağlanması. Biri çok fazla düşmanınız Muaviye, evlat Muaviye, Ebu Sufyan'ın oğlu. Ebu Sufyan'dan düşmanınız olsa da bir komutan, Muaviye'den de inen ayetleri yazan biri yaratmanız bize İslam dininin hangi ellerden, nasıl, ne şekilde çıktığını gösteriyor. Neden? Bir insan tövbe edemez mi?
edebilir. Bir dine inanmasına gerek yok. Yanlış yaptığında bunu bir daha yanlış yapmayacağım diyebilir. Ancak Osman'ın özellikle bugünkü Türkiye'deki gibi ihtişamlı yaşamı, o dönemlerde uçak olmadığı için uçak alamıyor ama önüne gelene yüz deve dağıtıyor. Kendi eş dost akrabasına ve ona biat edenlere, öyle bir yaşantıdan sonra karşısında olan kitlenin onu katletmesiyle Ali göreve geliyor. Ali göreve gelir gelmez son İslam peygamberi Muhammed'in Ayşe adındaki eşiyle zaten daha önce yaşanılan bazı konulardan dolayı ters düşüyor. Ayşe'nin yanında kim var? Muaviye var. Muaviye abisi öldüğü için Şam tarafına yönetici olarak atılıyor. Gün ve gün güçleniyor. Gerçekten eğitimli tiplerden bahsediyoruz. Ebu Sufyan okuma yazma biliyor. Muaviye biliyor. Bunlar kendi bölgelerinin dışına çıktıklarında o lisanla konuşabiliyor. Tabii bunu niye söylüyorum? Bizim kayıtlarımızda peygamber için okuma yazma bilmediği ve hatta Süryani, Yahudi, Hristiyan kaynaklarını araştırırken o dilleri bilenlerle mesaide bulunduğu anlatılıyor. Yani burada eşlerinden Hatice'nin yakın akrabası olan Varaka'dan bahsediyorum. Evet, buradaki detay nedir? Osman'ın ölümüyle birlikte Ali iktidara geliyor ve çok önemli bir şey, peygamberin hanımıyla birlikte ters düştüğü için çeşitli olumsuz savaşlar boy gösteriyor. Binlerce Müslüman ölüyor. Düşünebiliyor musunuz? Biri peygamberin eşi, biri peygamberin amca çocuğu, sağ kolu ve bu dünyada en güvendiği kişi. Ki eşiyle düştüğü ihtilaflı durumda dahi en fazla bu konuyu paylaştığı kişi Ali. Buradan anlamanız gereken nokta Ali'nin katledilmesi. Ali'nin katlinden sonra Emevi Devleti'nin doğuşu. İşte gözünüzü bir açıp kapadığınızda Muhammed sonrası 30 yıl 4 halife ve sonrasındaki daha Kur'an yazılmamış. Bizim elimizdeki baskılar yok. Osman'ın Kur'an'ı deniliyor. O topladı. Ebu Bekir başladı. Onu Ömer devretti. Muhammed'in eşinden bazı veriler alındı, onlar eklendi vesaire. Burası belki 5 saat anlatacağımız tarihsel İslam ansiklopedisi açılımı. Pek bu detaylara girmiyorum çünkü çok kesin hatlarıyla size tarih nedir, tarihi anlatmak istiyorum. Ve Emevi ile birlikte maalesef ki din Muaviye'nin eline geçiyor. Kendi peygamber statüsünde her hakka sahip oluyor. Özellikle burada çok enteresan bir nokta vardır ki hakikaten taş taş üstüne bırakmıyor. Hani dört halifenin yaptığı ganimet savaşlarının dışında Muaviye'nin yaptığı Anadolu talanı, Anadolu'da yakıp yıktığı tarihi miraslarımız hatırı sayılır derecede fazla arkadaşlar. Ve bu da bize şunu gösteriyor ki aslında bir din olarak değil, bir imparatorluk kurma çabası altında olan Muaviye'nin Orta Asya ve Avrupa'ya kadar olan bölgede çok vahşice tutum sergilemesi, zorla din kabulü, zorla insanların kabul etmezse bir göçüyle birlikte son buluyor. Burada biz en fazla düşünmemiz gereken konu, tarihsel açıdan baktığımızda maalesef ki şunu görüyoruz. Gerçekler bugün Bizans kaynaklarında da aynı şeyi yazar. Arap kaynaklarında da ya da Sasani diyelim, Fars diyelim, o kaynaklarda da aynı şeyi yazar. Ya da Anadolu'da bulunan diğer halkların içinde de aynısını yazar. Bizim burada görmemiz gereken bu yazılımda kimin nerede ne hata yaptığını bulabilmek. Çünkü mümkün olduğu kadar insanların
okuduğu tarih kitaplarındaki bulgular okuduğuna inanmakla geçer. Okuduğuna inanmakla başlayan hayat hikayenizde de devam eden tüm yargılarınız o kitabın altında şekillendirilir ki biz buna siyasi propaganda diyoruz. Hani kafasını azıcık işletenler. Çünkü etrafınıza dönüp baktığınızda ne demiştik? Her devletin bir dine ihtiyacı var. İnsanları bir çatı altında toplayabilmek için ve o dini kurduktan sonra vergilendirme, bu insanların üstünde hak sahibi olabilme, kimilerini zorla, kimilerini parayla itaate zorlama, maalesef ki sessiz kalan, savaşmak istemeyen, iç savaş çıkarmayan toplumları yarattığından her devletin bir din ihtiyacı olması geleneğini kolaylaştırıyor. Emevi, Endülüs bölgeleriyle birlikte Mısır genişlemeleri bize şunu gösteriyor ki düşünen insan boyutunda, yani bahsettiğimiz seneler milattan sonra 600 fakat yazının bulunması 3200, 3000 yıldır insanlar İnanna'yı, Enki'yi, Enlil'i, Anun'u düşünebiliyor, yargılayabiliyor, yazabiliyor, çizebiliyor, saygı gösterebiliyor, itaat edebiliyor ve ondan 3500 yıl sonra son din olarak ortaya çıkan bir dine aynı saygıyı gösteremiyor. Niye gösteremiyor? Eleştiriliyor, eleştirdiği anda öldürülüyor ve kaçmak zorunda kalıyor. Coğrafya değiştiriyor. Kendi coğrafyasından çok farklı coğrafyaların üzerine gidiyor. Bizim burada algımızı açacağımız en önemli konu ise eğer tarihi gerçek anlamda nitelendirirsek ve gerçek anlamda okursak bildiğimiz tek bir doğru var. Tarih eğer tüm milletlerden okuyup da ortak bir noktada kafanızda evet diyebileceğiniz boyuta geldiyse yalan söylemez arkadaşlar. Azıcık ara veriyorum. Siz izlemeye devam edin. Evet, tarihsel miraslar bize geçmişi aslında geleceği şekillendirmek için lazım. Önümüzdeki dönemde bir videoya sığdıramayabilirim. Ancak gelecek nesillere miras olsun diye özellikle çok detaylı bir çalışmayla Emevi öncesi, yani Mekke ve Emevi ile birlikte devam eden yaşantıda İslam sentezi, insan psikolojisi, toplum anlayışı, bununla ilgili bir sunum yapacağım. Bu benim üstüme bir görev arkadaşlar. Yani düşünen insan boyutunda %5'in işine gelirse benim mutlu olacağım karelerdir. İzlediğiniz videoda ben İznegelen oğlumla yaptığım tüm gezmelerden bazı kareleri koydum. Farkındaysanız da hep en sevdiğim noktalar, evet birbirine yakın değil ancak benim için cennet olarak tabir ettiğim, dünyada insanın ayak bastığı cennetlerden olarak saydığım noktalar. Çok ufak detaylar var bazı karelerde, tek tek anlatırsam kayanın içinden çıkmış ağaçlar, enteresan boyutlarla birlikte karşılaşacağınız hikayeler var. Tabii anlatılarla fotoğrafları bir anda görmek birçok kişide o mekanik yakalanılmıyor. Ama sizin dikkatinizden kaçmasın diye bu hatırlatmayı da yapayım istedim. Çünkü özellikle şu anda gördüğünüz yer Pınara. Benim antik kentler içinde Likya ve Likya'dan Luya uzanan o insan soyu tarafından şekillenmiş, kendine ait bir enerjisi olan, çok fazla insanın bilmediği ancak gittiğinizde muhakkak farklı bir boyuta geçeceğiniz nokta olduğu için sundum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen huzurla ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.